Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bilgi notları ikinci derse karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar Zoom programı hazır. Yaklaşık 445 adet soru çözeceğiz Zoom programı süresince ve soruları bitirdikten sonra genel denemeler çözeceğiz. Sınav tarihine kadar en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Sizler de Zoom derslerimize katılmak isterseniz açıklamalar kısmında link var arkadaşlar. Linke tıklayarak VIP grup üyesi olabilir ve Zoom derslerimize katılabilirsiniz. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, yüklenicinin ihale sürecinde kamu ihale kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde yüklenici ile ilgili hangi işlem yapılır? Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak taahhüdün en az %80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla ivediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda yüklenici hakkında 26. madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 19. maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20. maddenin A bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20. maddenin B bendi ile 21. maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen kaç gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır? Bu tarihleri izleyen 7 gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar tarihini izleyen 5 gün içinde yükleniciye bildirilir. 19, 20 ve 21. maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar hangi endekse göre fiyat güncellenir? 19, 20 ve 21. maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsü'nce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hangi işlem yapılır? Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş hangi şartlarda aynı yükleniciye yaptırılabilir? Sözleşmeye esas proje içinde kalması, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20'sine kadar oran dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında yüzde kaça kadar arttırmaya yetkilidir? Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında %40'a kadar arttırmaya yetkilidir. Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde
Yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici karına karşılık olarak sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutar arasındaki bedel farkının yüzde kaçı geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir, %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. Sözleşmenin uygulanması sırasında hangi fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır? Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek, bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29. madde hükümlerine aykırı hareket etmek, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, sözleşmenin 16. madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması yasaktır. Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre ne kadar yasaklı olurlar? 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. İhalelere katılma yasakları kim tarafından verilir? Sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalelere katılma yasakları verilir. Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir? Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 gün içinde verilir. Verilen bu karar resmi gazetede yayınlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar kamu ihale kurumunca izlenerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına, yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hüküm olunacak cezanın yanı sıra yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla ne kadar süre bu kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanırlar. 1 yıldan az olmamak üzere 3 yıla kadar yasaklanırlar. Kamu ihale sözleşmeleri kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmü bulunanlar mahkeme kararı ile ne kadar kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanırlar? Mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanırlar. Mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmü olanlarla ilgili nerelere bildirimde bulunulur? Cumhuriyet savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere kamu ihale kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları kamu ihale kurumunca bildirimi izleyen kaç gün içinde resmi gazetede yayınlanmak suretiyle duyurulur. 15 gün içinde resmi gazetede yayınlanmak suretiyle duyurulur. Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında hangi işlem yapılır,
haklarında ilgili mevzuatlar gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri bu kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Bu kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar bu kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan yapının tamamı için ise başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi kesin kabul onay tarihinden itibaren de kaç yıl süreyle müteselsilen sorumludur. 15 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kaç yıl süreyle yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. 15 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Danışmanlık hizmetlerinden tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte kaç yıl süreyle müteselsilen sorumludur? 15 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Kamu ihale sözleşmeleri kanununda hüküm bulunmayan hallerde hangi kanunlara ilişkin hükümler uygulanır? Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde kamu ihale kanununun teminatlarına ilişkin hükümleri ile borçlar kanunu hükümleri uygulanır. Değerli arkadaşlar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bilgi notları 2. ders burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.